Özellikle esnafın sorunları genel başkanımızı son derece ilgilendiriyor. Bize MHK toplantılarında bizim 3 tane hedef kitlemiz var. Kadınlar, esnaflar ve çiftçiler demişti. Tabii ki emekçi, tabii ki sanayici bizim zaten olmazsa olmazımız. Emek ve sermaye zaten unutulmaması gereken bileşenler. Ancak esnaf ve çiftçi özellikle son dönemde akıl almaz bir zarar görmüş durumda. İşte yoksulluktan oynamasını kapıyor AKP iktidarı. Onun için vatandaşın yoksullaşması işlerine geliyor. Bu kimin için geçerli? Bu sizler için, kamyoncu için geçerli, otobüsçü için, minibüsçü için, taksici için. Gidin Bursa'da. Merhaba. 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 Genel Başkan Yardımcımız, Bursa Milletvekili adayımız Sena Kalın arkadaşlar. Merhaba. Ben kendisine, kooperatifim adına, kamyoncularım adına hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum. Hepiniz unutulduğunuz gibi sizlerin yerine uluslararası... Babam yani gitti, annem zaten 2 kere kalp krizi geçirdi. Şimdi bu çiftçinin hali ne olacak? Evet. Kim ne yapacağız? Çiftçinin haline çözdüm. Bir çare bulamıyoruz. Evet. Avukata verdik, avukattan da bir şey soruyor. Evet. Arabam babam vefat etti, arabayı gene çıkaramıyoruz. Ne olacak, bu milletin hali ne olacak? Çiftçi de yoksa memleket bitecek zaten biliyorsunuz. Bitti zaten, tabii, bitti ki. Tabii. En sevdiklerimiz gitti zaten. Evet. Çiftçinin anası gitti, babası da gitti. Evet. Babam da gitti. Canım. Anam da gidiyor yani. Canım. Önce anam kalp krizi geçirdi. Şimdi babam 1 sene uğraştım. İki taksitime 16 milyar parayı 64 milyar istiyor. Ne? Malımız mülkümüz kalmadı. Hepsi icralı. Artık kendimizi açsa son çare ölüm. Şuna bakın. 1 kilo mazot alamıyorum ben buna. Şuna bakın. 3 lira şey. Geçen gün kiraz 6 lira. 20 kilo satacağım da 1 kilo mazot alacağım. 3 çuval gübre 50 milyar. Yaşamak haram mı bize köyü diye? Haramsa öldürelim kendimizi. Allah korusun, sakın ha. Sakın ha. Doğru söyle. Canım gitmiş, babam gitmiş. Ben yaşasam ne olacak? 3 tane çocuğum var, hepsi yolda kaldı. Borçtan dörtten 200 milyar borç. Hangi köylüsün sen? Keşke. İşte evde çekiyor. Ödeyemiyorum artık, borçlarımı ödeyemiyorum. Anneciğim. Teyzem. Oğlum hepsinin bir çözümü var teyzeciğim. Hepsinin çaresi var. Ne kadar değerli sanatçı olabilen bir ırkın arasında olmaktan çok mutluyum. Görüyorum bak, görüyorum.
Biraz daha mı? Yok.